Merhaba arkadaşlar. Bugün bu minik mikrodronun test uçuşunu yapacağız. Dün akşam çekmeceyle karıştırırken ne bulduysam onunla böyle ufak bir drone ortaya çıktı. Pervaneler dikkatinizi çekecektir. Kendi kestiğim 2,5 inç pervane. Aslında bu bir 3 inç drone. 3500 kW motorlar var üzerinde. Mamba Stack var. Yine Diatonon GT R349 gövdesi üzerinde. Bakalım ilk uçuşunu yapacağız beraber. Umarım başarılı olur. Evet, ilk hareketi gayet güzel oldu. Piyacı ayarları default olduğu için biraz vibrasyon var. Tabi bu benim pervanelerden de kaynaklanıyor olabilir. Üzerinde 3S pil var arkadaşlar. 3S 650 mAh pilleri var. Ancak hız gayet. Oo, evet ağaçlara çok güzel girdi. Evet. Bu ağaçlarda yükselmeyi sağlayamadı. Belki 2,5 inç kendi kestiğim pervanelerden de olabilir. Bunu göreceğiz. Neden olduğunu açıkçası bilemiyorum. Ancak buralarda bir yerde. Şöyle yukarılarda bir yerde. Oradan almak da biraz uğraştıracak gibi. Bakalım düşürebilecek miyiz oradan? Onu değil ama gözlüğü düşürdük kafamızda. O da bir yerlere düştü. Burada. İlk dostumuz. Şöyle hemen bir VTX aramızda bir yükseltelim. 200 milim hatta. Seven Wood. Evet. Trotlu verdiğim zaman aşırı bir ne var tabii 3 iç. Bu çok zevkli uçuşu, çok zevkli olacak bir durum. Hop, ağaçlara tekrar girdik. Bu sefer alçakta bir yerde. Nerede? Ha, yere düşmüş burada. Evet. Bakalım hasar. Hasar görünmüyor. Gerçekten uçuş çok zevkli. Yani bu üzerindeki çok dandik motorlara rağmen çok zevkli bir uçuş oluyor aslında. Şimdi bakalım. RSI alamıyorum. Şimdi bu aslında benim için de bu kendi kestiğim pervaneleri deneme amaçlı iyi bir kendi kestiğim pervaneleri deneme amaçlı iyi bir uçuş oluyor. Evet, punch verdiğim zaman.
O bataryayı arasaydı, onu da kendi kendine şey yapıyor. 200 mW'da bakalım nerede parası oluyor. Şurada yaklaşık 100 metrede biraz parazit aldık. Armada ağaçlar da var. Üzerinde bir lineer çubuk anten var. Şöyle ağaçların arkasına gidelim. Oo, evet. Ona rağmen gayet güzel. Bence. Evet. Turtulu verdiğim anda orada kaldıramıyor. Bir çarpmışlar da hücre başına. Evet, kargalar da sağ olsun benim drone'u. Şöyle kargalara doğru hop. Martılar pardon. Ama uçuşu çok zevkli. Gayet. Yani 3 inç. Ya aslında değil. Şimdi buna bir 3 inç kendine uygun pervane takıp öyle deneyeceğim. Land now, land now. Tabi 3 inç pervaneyi bugün denemeyeceğiz açıkçası. Çok güzel. Gerçekten bir pil daha uçalım. Bu pervanelerle uçalım bir pil daha. Hiç ara vermeden. Martılar sağ olsunlar. Bana git buradan diyor resmen martılar. Şu an. Seni burada istemiyoruz, git buradan diyorlar. Bu drone'la amacım açıkçası evde 2S pille uçuşlar yapmak. Dışarı çıkamadığımız günlerde. O yüzden bu 2.5 inç pervaneleri taktım. Buna rağmen gayet hızlı olabiliyor. Ev içinde nasıl bir durum olacak bilemiyorum. Evet, bizim kesinlikle arasal bilgimiz doğru değil. Şöyle uzaklara gidelim. Şu ağaçtan arkasından. Veya şundan arasından. Hop, bunlar arası gidince. İşte benim meşhur ağaç. Bu ağaç çok çekti benden. Bakalım power loop da ne yapacak onu merak ediyorum. Şöyle boşlukta bir power loop. Oo çok güzel. Ne biçim kaydı. Hop. Filmlere inemedik. Şöyle hop aradan geçelim. Şuradan buraya geçelim. Burada görüntü biraz gidiyor. Çünkü benim açıkçası doğrusal bir anten üzerindeki. Sadece önce uçuş süresine dikkat etmedim. Uçuş süresine merak ediyorum bakalım. Benim bir pil hop düşmeseydik iyiydi. Arma oluyor mu? Arma oluyor. Tamam devam. Rate'leri de bu arada. Evet uçarken biraz konuşmak zor. Rate'ler de bu arada arkadaşlar. Default. Evet. Kesinlikle throttle boost konusunda. Biraz çalışması lazım.
Çok zorlamaya gelmiyor arkadaş, gördüğünüz gibi. Arka tekrar. Siz benden nefret ediyor. Land now. Bu kadar ağlamana gerek yok. Şimdi motorlarımıza bir bakalım. Motorlarımız buz gibi. Tabi pil Land Rover gelecek kadar bittiği için bayağı bir ağlıyor arkadaş. Bu kadar. Bugünlük test uçuşumuzu yaptık. 2,5 inç pervanemizle. Opusuz. Çok tatmin edici. Yani ben bunu belki içeride uçururum, 2S pille kullanırım diye yaptım ama gerçekten çok zevkli bir 3 inç olarak çıktı. Bu dandik motorlara rağmen ve de bu kesik pervanelere rağmen inanılmaz. Gerçekten çok sevdim. Bu drone ile ilgili fikirlerim değişti. Pek mikro yapmıyorum, pek mikro kullanmıyorum. Ancak bu drone benim mikrolarla ilgili fikirlerimi değiştirmiş çünkü. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese kırmızı uçuşlar dilerim. Hoşçakalın.